Bekir Azar, Milli Muhalefet Donald Trump, Ağustos 2018'deki kur saldırısından bir yıl kadar sonra Türkiye ekonomisine daha önce büyük zarar verdim, gerekirse yine yaparım mealinde bir tweetle yaşanan saldırılardaki sorumluluğunu açıkça itiraf etti. Ancak muhalefetin hiçbiri, ülkemize böyle bir saldırı olmuş, biz bu olanları zamanında yanlış değerlendirmişiz diyerek kamuoyu önünde bir öz yapmadı. Oysa siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ülkemize karşı bir saldırı gerçekleştiğinde hepimiz tek yürek ve tek yumruk olmalıyız. Aynı muhalif çevrelerden 15 Temmuz'da göremediğimiz dayanışma ve desteği, milli refleksi 10 Ağustos saldırıları sonrasında da maalesef göremedik. Bu yaşananlar Türkiye'nin en temel problemlerinden birinin, milli bir muhalefet eksikliği olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yazık ki ülkemizdeki mevcut muhalefet yabancı firmalara Türkiye'ye sakın gelmeyin, burada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok mesajları verdi. Kamu ihalelerine giren KOI yani kamu özel işbirliği projelerine yatırım yapmayı planlayan yabancı firmaları iktidara gelirsek paranızı ödemeyiz diyerek tehdit etti yine aynı çevreler Türkiye'ye yatırıma gelen yabancı firmalara ne diye gelip de ekonomik görünümün iyileşmesine katkı sağlıyorsunuz diyerek sitem etti. Bir tarafta Türkiye'yi dize getirmek ve teslim almak için ekonomik yaptırımları ve finansal araçları kullanan küresel güçler diğer tarafta onlarla işbirliği içerisinde her fırsat bulduğunda milletimizi felaket tabloları çizerek korkutmaya çalışan yabancı yatırımcıları tehdit eden bir muhalefet. Bir başka tarafta da Türk lirasına dayalı varlıklara karşı güvensizlik oluşturmak için adeta ağız birliği yapmış sözde finansçılar Sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yorum yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkileri devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Muhalif çevreler ve Türkiye düşmanları ne söylerse söylesin, ne kadar bilgi kirliliği oluşturursa oluştursun, milletimiz o şaşmaz ferasetiyle Ağustos 2018'de yaşananları nasıl bağımsızlık ve güvenlik mücadelesi verdiğimizi çok iyi anladı. 22 Mart 2019 cuma günü yani yerel seçimlere 9 gün kala JP Morgan isimli büyük bir yabancı yatırım markası, "Seçimler yaklaşıyor. Türk lirası değer kaybedecek. TL'nizi satıp döviz alın." içerikli bir rapor yayınlayarak yeni bir finansal saldırının işaret fişeğini yakmıştı. Bu raporun etkisiyle 25-29 Mart tarihleri arasında yabancı yatırımcılar Türk Lirası'nda çok yüksek miktarda açığa satış yaptılar. Yani ellerinde olmayan Türk Lirası'nı karşılıksız olarak piyasada sattılar. Amaç o günlerde 5.80 seviyesinde olan dolar kurunu seçim öncesi kademe kademe ona kadar taşımaktı. Bu saldırıyı yapan yabancı yatırım bankaları o dönemde alınan tedbirlerle milyarlarca lira zarar ettiler. Yukarıdaki satırların tamamının sahibi hem Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak'a ait. Yeni kaleme aldığı Burası Çok Önemli adlı kitabında, Türkiye üzerine oynanan oyunları ve ekonomik saldırıları örnekleriyle anlatıyor. Berat Albayrak'ın dediği gibi, Türkiye tarihten aldığı büyük mirasla, üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla, özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği, bölgesel ve küresel tecrübesiyle, sahip olduğu güçlü liderlikle, ulaşımdan savunma sanayine, ekonomiden enerjiye, inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle hedefte olan bir ülke. Güçlü Türkiye'nin geldiğini gören sömürgeci batının, küresel sermaye eliyle saldırıları hiç bitmedi. Maalesef bu operasyonları görmezlikten gelen ve bu saldırılardan medet umarak ülke yönetimine talip olan bir güruh, bir muhalefete sahibiz. Acı olan tablo bu. O yüzden milli muhalefet kavramı büyük önem taşıyor. Bizde yeryüzünde hiçbir ülkede görülmeyen ve her şeyi sadece batıdan bekleyen ittihatçı kafa muhalefet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem batıdan gelen saldırılara hem de içerideki bu ittihatçı kafalara rağmen hala dimdik ayakta ve güçlenerek yoluna devam ediyorsa Asya ile Avrupa arasına 1915 Çanakkale köprüleri kuruyorsa dünyada yaşanan pandemi, kriz ve etrafındaki savaşlara rağmen hala büyüyorsa bizi kimse yıkamaz. Nitekim düne kadar bizim muhalefetin ekonomi çöksün, yeter ki iktidara gelelim anlayışıyla bu finansal dış saldırılara alkış tutması da çöpe gidiyor. Çünkü saldırgan para firavunları son Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Türkiye'nin ne kadar önemli kilit ülke olduğunu görüp bu topraklara yatırım yapmak için sıraya girmeye başladı. Görün bakın daha neler olacak. Bekir Azar, Takvim Mehmet Acet, Akşener'in isimsiz aday bombası CHP'den nasıl karşılandı? AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim kanununda değişiklik öngören çalışma, geride kalan hafta içinde Ankara'nın iç siyaset gündemine damgasını vurdu. Düzenlemenin meclisten geçmesiyle birlikte ittifak sistemindeki milletvekili dağılımında önemli değişiklikler olacak. Yeni düzenleme özellikle muhalefet içindeki küçük partiler açısından hayli zorlayıcı olacak. Neden derseniz Saadet, Deva gelecek gibi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilmek için ittifakın toplam gücüne bel bağlayamayacak. Ancak kendi güçleri yeterse mecliste milletvekili olarak temsil hakkını elde edebilecekler. Bu da şu anlama geliyor. Ya kendi güçlerine güvenip kendi amblemleriyle seçime girecekler ya da ittifak halinde oldukları büyük partilerin listelerinden seçimlere girmeyi kabullenmek zorunda kalacaklar. Düzenleme için antidemokratik tartışmaları yapılıyor olsa da bu iddianın güçlü bir zemini bulunmuyor. Sonuçta artık oyların hak edilmemiş yerlere gitmesini önlemek, seçmen iradesinin kendi partisi dışında başka partilere yansıyacak şekilde sonuçlar doğurmaması gibi hedefler gözetilmiş bu düzenleme yapılırken, antidemokratik bir yönü olmasa da siyaseten bir meydan okuma niyetinden söz edilebilir tabii. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, Öyle Ahlatlı belde yuvarlak masa etrafında toplanmakla siyaset olmuyor sözlerini sarf ederken biraz da nasılsa ittifakın gücü arkamızda meclise girmek için herhangi bir engelimiz yok rahatlığında olan bu partilere görelim boyunuzun ölçüsünü der gibiydi. Sonuçta bu partilerin yönetimleri güçlü bir iddia ortaya koyarak kendi bileklerinin hakkıyla milletvekili çıkarmakla güçsüz olduklarını kabul edip ittifak içindeki büyük partilerin CHP ya da İyi Parti listesinden sandığa gitmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalacaklar. Bunun kolay bir seçim olmadığı ortada. Bir üçüncü yol olarak Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin belki Demokrat Parti'yi içlerine alarak dörtlü bir ittifakla meclis seçimlerine gidebilecekleri ihtimalinden söz ediliyor. Nasıl bir karar verileceğini muhtemelen 27 Mart'ta yapacakları toplantıdan sonra öğrenebileceğiz. Akşener'in önerisi İyi Parti'de tartışılmamış. Muhalefetin tek meselesi sonradan karşılarına çıkan bu düzenleme değil elbette. Bir de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi var. Bu da muhalefet cephesindeki büyük partilerin en büyük derdi. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı programda şapkadan yeni tavşan çıkartarak isimsiz adaydan söz etti. Cumhurbaşkanlığı makamı için Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğimiz derleyici, toparlayıcı bir aday çıkaracaklarını söyledi. Yakası ilk defa açılan bu vaat muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı adaylığı için karar verici pozisyonda olan isimlerden birinden gelmesi kuşkusuz önemliydi. Bir karar niteliği taşıyor olmasa da taktiksel anlamda da üzerinde durmayı hak eden sözler bunlar. Yazıya başlamadan önce Akşener'in ifadeleriyle ilgili İyi Parti içindeki yakın kurmaylarının ağzını yokladım. İlgili mercilerde böyle bir konu konuşulmamış. Örneğin çarşamba günü yapılan divan toplantısında konu gündeme gelmemiş. Muhtemelen daha önce de örneklerine rastladığımız gibi Meral Hanım kendi başına ya da çevresinde bulunan bir iki kişinin fikrini alarak böyle bir konuyu kamuoyu önünde dillendirmeye karar vermiş olabilir. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Adayımızı genel başkanımız ve Akşener belirler. Akşener'in sözleriyle ilgili en fazla CHP cephesinin ne diyeceği merak konusu. Yine bu yazıya oturmadan önce CHP'nin nabzını dağılmaya çalıştım. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, Akşener'in bu öneride bulunurken kastının, bilinmeyen birisinin değil, aktif siyasette olmayan birisi olduğu görüşünü dile getirdi. Bu doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı adayı olması için sokaktan, herhangi bir insanı getirip ilan etmeleri beklenmemeli. Konuştuğum CHP'li isim bu görüşlerin dışında daha ilgi çekici bir başka şey söyledi. Dedi ki, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ikisi oturup birlikte karar verecek. Peki ama ya diğer partiler? Konuştuğum isme göre diğer partilerin liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne derse mecburen kabullenmek zorunda kalacak. Bu iş daha çok su götürür elbette. Ancak şu aktardığım kulis bilgileri bile muhalefet cephesindeki dağınıklık hakkında epeyce fikir vermiyor mu? Mehmet Acet Yeni Şafak